Evi düzenlemeye nereden başlayalım derken kafamıza artık bunlar düşmeden rafları ve mutfağı düzenleyerek başlayalım istedik. Ve nereden başlayacağımızı asla bilmiyorum. Çünkü çok fazla kavanoz var. Onları nereye koyacağız? Önce onları buradan buraya mı alsam, bunları buraya mı yerleştirsem falan. Hepsi hallolacak. Mesela şu anda elimde Spirulina Crunches var. Bu kavanozları yerleştirirken içlerine koyduğum şeylerin ne olduğunu, ne tarz antin kuntinlikler olduğunu da hepsini anlatacağım. Ve dolaplarda kirli çıkın neyim varsa hepsini ortaya çıkarma zamanı. Hatırlarsanız Bülent'ten izni koparmıştım şu kavanozlarımı şuraya yaymak konusunda. Ama tabii bir yeri toplamanın en güzel ve ilk kuralı bence önce tamamen boşaltmak ve sonra yerleştirmek. Var olan düzen içerisinde bir şeyleri yerleştirmeye çalıştığın zaman her zaman daha zorlaşıyor. Bu bence gardırobu yerleştirirken de mutfak raflarını, banyoyu nereye yerleştiriyorsanız yerleştirin, önce boşaltın. Yani en azından ben öyle seviyorum ve öyle daha temiz yerleştiğine inanıyorum. Diğer türlü onu oradan oraya, oradan oraya koymuşsun gibi oluyor. Hatta bütün bu rafı boşaltabiliriz. İlk iş buraları yerleştirmek istiyorum. Yani kırık parmağımla da bütün şu işlere giriştik ya gerçekten. Baksana boş kavanozlar falan kalmış mesela burada. Bunların içinde hepsinin içini dolduracağız. Bir de öncelikle şu iki rafı boşaltıp onları yerleştirip ondan sonra diğerlerine geçelim. Çünkü malum evimizde çok fazla yer yok diye düşünüyorum. Ne dersin Bülent? Bu da kırılan dörtte bir şey. Bunu da yapıştırabilir miyiz bugün? Yapıştıramayız, yapıştırıcımız yok. Demiştim. Başımıza bir şeyler düşmeden önce bunu yapmakta fayda vardı. İyi ki başladık bu videoya. İyi oldu. Nereye koyacağım bulamadım. Yere koyayım elimiz. Zor olan kısmı buydu. Çünkü artık elimiz mahkum burayı toplayacağız. Başka hiçbir şansı yok. Bir de şurada ufak bir dağınıklık var. Bir yutkundum. Siz de herhalde. Aynı taktikten devam ediyorum. Hepsini bu masanın üzerine sığdırabileceğime inanıyorum. Uzun lafın kısası bir yerden başlasam iyi olacak. O kadar çok paketli şey, bitmiş kavanozlar mesela. Bunlar bitmiş. Değil mi? Belli ki bitmiş. Niye kaldırıyorsun? Bir serçe parmak dersiniz ki insanın hayatını ne kadar etkiliyor. Yani şu özellikle tutma hareketinde yani neyse yine de binlerce şükür tabii çok az kaldı. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için de bir önceki videolarda çok teşekkür ederim. Hakikaten az kaldı. İnşallah haftaya çıkacak. Nohutunum, sessiz olun. Dolaba böyle açık koymayın, anlaştık mı? Bu arada da bayağı nohutunun tadında da nohutu alıyormuşuz. Videoya böyle mi devam etsek? Mola kestik. Pardona çikolatalar. Tamam, bu çikolatalar burada bir dursun. Çünkü bunlar da antin kuntin garip garip çikolatalar. Nasıl olsa onları kavanoza yerleştirmeyeceğimiz için. Ya da aslında onları da bir cam kavanozun içine koyabiliriz. Böylelikle bir arada dururlar. Ama önce şu dağınıklığı bir yerden toplamaya başlayalım. Neyim var neyim yoksa döktüm ortaya. Ama işi kendime ve size zorlaştırmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir planım var. Sonuçta ben bu eve ilk yerleşirken bunları aslında özenle kavanozlara koydum. Tek tip kavanozlar aldım ve böyle üzerlerine işte kakao nibs yazdım. Bir noktaya kadar iyi gidiyordum. Ama bir noktadan sonra aldığımız şeyler çoğaldı. Bunların içi boşaldı. Mesela bunda wild rice yazıyormuş. İçine başka şeyler girdi falan. Ortalık karıştı. O yüzden şimdi diyorum ki hali hazırda adı sanı düzgün ve kavanoz düzgün olanları bir ayıklayalım. Ve onları temizleyip düzgünce yerleştirelim. Ondan sonra kalanlara da güzel bir çözüm bulalım. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Bu arada şunu düşünebilirsiniz. Neden kakao nibs yazıyor da kakao parçacık yazmıyor. Artistik olsun diye değil, havalı olsun diye asla değil. Ama şimdi buradaki bazı paketleri göreceksiniz. Mesela şimdi lokuma powder. Konuşacağız bunun ne olduğunu ama lokuma tozu yazsam da yani bunun bir Türkçesi yok. Zaten lokuma ne demek onu da bilmiyorum. Belki de vardır. Belki de arayıp bulmak lazım ama genelde böyle antin kuntin şeyleri biz dünyanın dört bir yanından topladığımız için de isimleri öyle. Mesela goji berinin Türkçesi kurt meyvesi. Ama bunu hepimiz biz goji beri olarak biliyoruz. Yani bu bunun daha havalı ismi değil. Aslında daha çok bildiğimiz ismi. Hani zerdeçal yerine turmeric yazmayı
anlayabilirsiniz. Ama ben hani hepsi bir örnek olsun diye öyle yazmıştım. O yüzden İngilizcesiyle konuşacağız ama hepsinin Türkçesini de tabii ki söyleyeceğim. O zaman bir bez bulayım ve bunları ayıklayarak başlayalım. Evet, hafif nemli bir mikrofiberle, zaten bunlar aslında çok yağlı veya pis değiller. Var olanları ayıklayarak başlayacağım. Başlamak başarmanın yarısı deyip şu kakaonimizden devam edelim. Başarmanın değil de bitirmenin galiba. Keşke başarmanın da yarısı olsaydı. Bu kakao parçacıkları. Bu arada bunları da konuşalım. Kakao Nibs, Bülent'in en sevdiği kakao parçacıkları. Gerçek kakaodan böyle parçacıklar var. Bunu böyle hazırladığımız granolaların ya da bowl'lar yapıyoruz ya, şimdi konuşacağız nasıl yapıyoruz. Onların üzerine koyabilirsiniz. Ya da mesela ben smoothie'lerin içine koyuyorum. Böyle blender'da çekilince çıtır çıtır ağzına geliyor. Çok lezzetli bir tadı var. Çikolata gibi böyle şekerli ve yağlı bir şey değil. Has, saf kakaodan yapılmış Nibs'ler. Sıradan da devam ediyorum. Mesela goji berries demiştik. Bunu herhalde sonradan eklemişim çünkü üstünde isim yazmıyor. İyi oldu, yeri gelmişken isimleri nasıl yazdığımı da göstermiş olayım size. Böyle eski usul bir embossing tape. Etiket makinesi. Bu kadar basit bir isim var aslında. Kullanımı çok kolay. Harfi getirip böyle sağlamca basıyorsun. Böyle biraz az kalmış ama olsun. Bir dahaki ne aldığımda bunun içine doldurmak üzere hazırlamış oldum. Ve böyle olduğu zaman hem üst üste yan yana daha güzel duruyorlar ve daha temiz duruyorlar. Açıkçası böyle poşetlerde ağzı burnu kaymış bir şekilde sevmiyorum. Ve ne kadar az poşet o kadar iyi. O yüzden de birçok şeyde böyle kese kağıdında almaya çalışıyorum. Öyle olunca göremiyorum, unutuyorum falan. Bunları almışken bunun içinde mesela bir hurma kalmış. Aa, bu bademmiş, hurma değil. Tamam. Yine de bu bir hurmayı da bence kavanoza kaldıralım ve hurmalar kavanozu olsun. Mesela şu boş chia varmış üzerinde. Şu chia'nın çıktığı yere yapıştıracağım. Bunları ortalı yapıştırmaya çalışıyorum. Bülent bu konuda daha iyi tabii ki her zaman ama. Şurada bak mesela ağız burnu dağılmış bir hurma var. Tüm bu paketlerden şu an kurtulacağım. Birincisi, badem sütü yaparken mutlaka bir kap badem ölçüsüne bir hurma atıyorum. Yıllar 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 önce sizinle bir badem sütü videosu çekmiştik. Tarif çok değişmedi ama birkaç şey pratikleşti. Eğer isterseniz yeniden çekebiliriz. Ya da mesela böyle enerji topu falan tarzı şeyler hazırlarken hurma çok güzel bir tutucu. Bak ne güzel oldu. Böyle böyle hızlanacağız. Mesela bu tertemiz bir Blue Magic Spirulina. Bu Spirulina'yı benden çok duyuyorsunuz. Aslında Spirulina bir alg. Mavi yeşil alglerden bu mavi olanı. Bunun bir de yeşili de var şurada. Daha sık kullandığım aslında bu yeşil olan Spirulina. Bunun da rengi çok eğlenceli. Bununla böyle bowl'lar hazırladığım zaman falan çok güzel gözüküyor ama daha çok bunu kullanıyorum. Genel olarak bunlar çok fazla vitamin ve mineral içeriyor ve yüksek antioksidan değeri var. Şimdi Bülent'ten aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum ki aslında Blue Magic Spirulina'nın içinde daha fazla vitamin A, K, B vitaminleri ve manganez varmış. Ama Spirulina da yani sanki ikisi arasında bilmiyorum ya, yani ikisi de çok faydalı. Balık gibi kokuyorlar bu arada. Yani... Bu arada kaynağım diyor ki mavi olanı en büyük farkı fishy taste'i yok diyor. İşte tam onu diyecektim. Bu balık gibi kokuyor. Bunun bir de küçük bir tane yeşil bir şeyi vardı. Ben de bir dakika göstereceğim. Bu da Spirulina Crunches. Bu yeşil olan gerçekten balık gibi kokuyor. O yüzden aldığınızda bu iğrenç kokuyor. Bunu nasıl yemeklerine koyuyorsunuz? Benimki yanlış mı gibi düşünebilirsiniz. Yanlış değil, doğrusu böyle. Ama mesela muzla, badem sütüyle karıştığında zaten bir çay kaşığı kadar koyuyorsunuz. O yoğun tadını almıyorsun. Ama bayağı yoğun renk veriyor. Ben bunları bizim beslenmemize epey bir kattım yani. Smoothie, yulaf lapası gibi kahvaltılar hazırlarken mutlaka içine koyuyorum. Dolulardan nispeten devam etmek istiyorum. Şurada turmeric creamer yazıyor. Turmeric zerdeçal, bu aslında sadece zerdeçal değil, bunun içinde bilimum şeyler var. Biz bunu Hawaii'den almıştık. Hatırlıyor musunuz? Hawaii'de bir günde ne yiyorum ne içiyorum videosunda sabahları kurşun geçirmez kahve, hatta onu da böyle zerdeçallı özel bir karışımla yaptıklarını söylemiştim. İşte biz onu Hawaii'den aldık, buraya getirdik. Bazı sabahlar eğer yemek yiyecek vaktimiz yoksa, direkt çekime gideceksek ve hani böyle bir şeylerin enerjisini böyle vurmasını istiyorsak, öyle sabahlarda hem çok lezzetli bir opsiyon hem
hem de gerçekten uzun bir süre enerji veriyor. Sadece zerdeçal karıştırırsanız kahvenize nasıl olur bilmiyorum. Bu creamer'ın içinde bayağı bir böyle Hindistan cevizi tozu falan da var. Bu sebeple hem daha iyi karışıyor kahve hem de daha çok lezzet veriyor. Yani bu kadar zerdeçal koysan kahvene eminim çok kötü olur. Bir de zerdeçal konusuna dikkat etmek lazım. Antibiyotik gibi çok fazla bedenini temizleme özelliği var. Ama aynı zamanda da intolerans yapabilecek bir madde. Kurkumin, zerdeçalın içindeki o etken madde. O yüzden de dikkatli tüketmekte fayda var. Zira şurada mesela sadece zerdeçalım varmış. Hani bunu da böyle sütlerinize falan karıştırabilirsiniz. Bunlar temiz, tertemiz. Bunları ayırıyorum. Şurada mesela bir poşet dolusu badem var. Hem de beyaz kabukları soyulmuş badem. Bu kabukları soyulmuş badem yarım kilo var şu anda burada. Bunun akşam badem ezmesi yapacağız. Bülent hiç boşuna bir şey koyma. Bunu hemen akşam yapalım dedi. Tamam. Şuraya ayırıyorum. Aynı şekilde fıstık ezmesini de biz evde kendimiz yapıyoruz. Şunun kıvamına ve kokusunun güzelliği. Bunları evde yapmak çok kolay. Dışarıdan boşuna içinde bir sürü katkı olan kavanozlar almaktansa aslında katkısızlarını da bulmak mümkün ama evinizde yapmak varken onun lezzetini ben dışarıda yediğim hiçbir şeyde bulamıyorum açıkçası. Bozulmuş olabilir mi ya da bitmiş olabilir mi? O zaman... Yazılarını sonra yazacaksın. At onu bana. Zaten bitmeyecek örtülü video. Tamam. Tamam. O zaman temize çekip, şu andan itibaren hızlanıyorum. Temize çekip yazılarını en son yazacağım. Yazdığım yanıma kar kalacak. Ne yapayım? Yanlış olanları da sökerim. Böylelikle böyle bir sistem yaparız. Kara buğday. Bunu ayırıyorum. Kara buğdayı artık anlatmıyorum. Şurada Hindistan cevizi. Burada maş fasulyesi var. Bunun gibi mesela yeşil mercimek, maş fasulyesi, ondan sonra nohut. Bu tarz şeyleri böyle biraz daha silikonlu kapaklı kavanozlara koymaya çalıştım. Çünkü bunların nemlenip yumuşamasını ya da bozulmasını, kurtlanmasını istemiyorum. Ve bunları dışarıda değil aslında bu mutfaktaki iç dolapta saklayacağım. Şu bir kavanozların tanesinin içinde kaju var ama bunu ben küçüğe almak istiyorum. Şimdi kavanozlarda tabii belli bir noktada kavanozların bittiği için şu an şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela bu tozları filan bu siyah kapaklılara koyduk. Fındık, fıstık, badem, kaju gibi şeyleri de şu vakti zamanında Bülent'le buvekleri bayağı toparlıyorduk ve bunları depodan getirmiştim. Bunların hepsi yıkandı. Fındık, fıstık, badem gibi şeyleri yine bunun da böyle silikonlu bir ağzı olacak. Onları da bunlara koyacağım. Onlar da kendi işlerine bir örnek olacak. Böylelikle kavanoz çıkarmış olacağım. Mesela bir siyah pirincin içinden yine fındık fıstık çıktı. Ama siyah pirinç de vardı, boşaltacağım. Siyah pirinç değil aslında, bu wild rice diye geçiyor. Siyah pirinç başka, hatta siyah pirinç şurada var mesela bir tane. Bu birazcık daha farklı. Instagram'da bununla ilgili bayağı tarif hazırlıyorum. Oradan da zaten beni takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer isterseniz ileride bu kanalda da tabii ki tarif videoları olur. Şimdi bunları da ben şu kuruların yanına koyuyorum. Çünkü orada durmasına gerek yok. Hatta şu siyah pirinci de bu büyüğe boşaltayım. Ve kesinlikle anlatmadan geçemeyeceğim bir süper besin. Asai! Benden en çok gördüğünüz, duyduğunuz o hani hazırladığımda böyle mor, pembe gibi olan bir renk var ya. İşte o asai. Bu Amazon meyvesi ve aslında güzellik meyvesi olarak geçiyor. İçinde omega 3, 6, 9 var. Şu anda arkasında da yazıyor. Ve hem beri hem çikolata aromalarının yoğun hissedildiği, gerçekten smoothie'lere çok yakışan ve çok yüksek antioksidan içeren bir... Ay ben bunu açtım ama neye koyacağım? Şurada sahi şey boşsa. Ha evet evet, oradan geldik zaten bu konuya. Tamam. Bunun içinde zaten bir parça asai var. Bunun üzerine koyacağım bunu. İncir gibi kokuyor. Evet, çok güzel kokuyor. Bir yandan koyuyorum, bir yandan yiyorum. Artık size tek tek bu da koca, bu da badem diye anlatmayacağım. Birazcık hızlanalım. Gerçekten fark yaratacak bir şeyler varsa konuşalım. Onun haricinde zaten rafa yerleştirdiğimizde hepsine şöyle bir kez daha bakmış oluruz. Müzik.
Şurada mesela boş bir hemp seed küçük kutum var. Bunun dolu paketi vardı hatırlıyorum. Bazı paketler de böyle kalacak çünkü ağzı kilitli ve hani hepsini açıp kullanmak istemiyorum. Hemp seed de süper besinlerden bir tanesi. Aslında bu bitki bazlı bir protein. İçinde çok kıymetli amino asitler var. O yüzden ben yine bunları salatalara, smoothie'lere, bowl'lara, zaten sabah böyle bowl tarzı yemekler, bowl tarzı kahvaltılar hazırladığımızı biliyorsunuz. Onların üzerine mutlaka ekliyorum. Ve sizin görüp de sorduğunuz bununla mı karnım doyuyor? Aslında bayağı doyurucu bir öğün olmuş oluyor. Başıma daha fazla bela almadan şuna kutunun da koyayım. Ama şunun içine mesela şeyleri koymuşum. Böyle paket kuruyemiş. Bunlar da aslında seyahatlerde ya da çekimlerde yanına almak için çok ideal. Nohutunu bunun içine koyabilirim. Bunu ben bir yıkayayım. Evet, şu bir iyi oldu. Şunlar kinoa artık hepimizin mutfağına girdi. O zaman büyük kavanozum yoktu. O yüzden böyle iki ayrı küçük kavanoza koymuştum. Şimdi hepsini bir yere topluyorum. Şurada lokuma, videonun başında konuşmuştuk ya. Lokuma da bu arada ben aslında tatlandırıcı yerine kullanıyorum. Şurada paketi vardı ama eklemeyeceğim. Bu kadar yeter çünkü zaten çok az kullanılıyor. Lokumayı tatlandırıcı yerine kullanıyorum çünkü kan... Yani aslında şekerli bir tadı var ama sonuçta toz. Ama aynı zamanda kan şekeri seviyesini de düzenliyor. Ve başka eminim benim faydası da vardır şu anda benim bilmediğim. O yüzden o da hayatımızda var. Yani smoothie yaparken açıkçası bunlar karşımda duruyor. Ve tamamen o esnada renkleri de çok sevdiğimi biliyorsunuz. Birazcık bundan, birazcık bundan. Birazcık gittiğimiz yerlerde mesela menüye mutlaka bakıyorum ve resmini çekiyorum. Bazen işte içinde maka, lokuma, bilmem ne, şu bu bir sürü şey yazıyor. Aa diyorum ben bunu da buna katarım falan. Öylelikle hayatıma sokuyorum. Ha bunlar kaç senedir hayatında var derseniz de yani 2 sene, 2-3 senedir hayatında var. Zaten ondan öncesinde evimiz yoktu. Hani bunları alıp da böyle kullanamıyorduk. Şimdi ev olunca böyle bir heves, ben de bunları evde yapayım diye bir anda aslında hayatıma girdiler. Şimdi diyorum ki buraya kuruları ve daha yemeklik olan şeyleri şu açıktaki raflara da iyice antin kuntin rengarenk olan işte kahvaltı hazırlarken biraz ondan biraz bundan şeyleri koyalım. Buraya kavanozları işte nohutunu, mercimek, nohut ve börülce, siyah pirinç. Bunları artık burada olduğunu bileceğim ve buradan alacağım. Tabii kırmızı mercimek, basmati pirinç, bakıyorum başka, kinoa da buraya. Hayal ettiğim kadar tek tip olmadılar şu anda. Üzerlerinde yazmıyor. Çeşitli teknik aksaklıklardan dolayı. Ama olsun. Sonuçta hala çok tatlı gözüküyorlar bence. Yani şu anda zaten ağzına kadar doldurmamız gerekmiyor. Hani kullandıkça da doldurmakta fayda var. Bu evi tasarlarken çok güzel düşünmüşler. Şöyle de küçük bir gözü var. Buraya da böyle biraz daha küçük cam kırılabilecek. Mesela vanilya. Böyle yine bu boy tozlar. Kakao. Karbonat mesela yine hani o tozların yanına değil de buraya geleceklerden. Çikolatalarımız var burada. Bu çikolatalarda vegan ve raw çikolatalar. Çikolatanın raw'u vegan'ı nasıl oluyor derseniz içinde hiçbir süt ve süt ürünü yok. Ve normal şeker yerine Hindistan cevizi şekeri var veya hurma var. Mesela bakalım bunun içinde ne varmış. %82'si kakao, kakao kütlesi, kakao yağı, kurutulmuş Hindistan cevizi nektarı, kakao nibs, sizinle konuştuğumuz lokuma powder, sizinle konuştuğumuz bourbon vanilya. Vallahi da yemin ediyorum vanilya, bourbon. Hani şu anda ben bu çikolatayı evde yapabilecek durumdayım. Buradan anladığım kadarıyla. Devam ediyorum ve deniz tuzu varmış. Bunlar da böyle küçük küçük bizim yine taşıdığımız çikolatalardan. Bize gelirseniz ikram ediyoruz. Yine aynı böyle raw vegan çikolatalar ve barlar var. Bunları da buraya koyuyorum ki hani gözümüzün önünde olsun ve alıp yiyelim. Çünkü eskiden böyle şeyleri alırdım ve yemeye kıyamazdım ve sonra da bozardım. Artık böyle yapmak istemediğim için bunları böyle gözümün önünde tutuyorum. Boncukla aldığımız Fransa'dan şöyle bir tuz var. Fesleğenli, parmesanlı tuz yapmışlar. Fırında patates yapıp üzerine bunu ekeceğim. Hala aklımda. Bu tuzu da buraya koyuyorum tuz olduğu için. Şurada bir karabuğday gördüm. Karabuğday da buraya gelsin. Tamam.
Tamam, diğerlerini yerleştirip buralara en son döneriz, son haline bakarız. Ama bence şu anda oluşmaya başladı resim. Ha, şu en üst rafa da hiç açılmamış, kullanılmamış mesela yedek asayi almışız. Bunları da en üst rafa yerleştireceğim. Sular bittikçe oradan kullanacağım. Bekle hemen. Şu an her şeyi görebiliyorum. Ya bunun benim için ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu anlatamam ki. Bazılarında yazılar eksik şu anda görüyorsunuz ama neredeyse hepsini tamamladık gibi ve şu anda gördüğüm her şeye şöyle yaptım mı ulaşabiliyorum. Bülent'in kahve ekipmanlarını da buraya taşıyayım diyorum ki haksızlık olmasın. Ama yani şunlar şuraya sığmıyordu. Aslında burada dolu dolu daha güzel gözüküyordu bu arada. Ama şimdi böyle yayılınca daha iyi oldu. Fasulyenin faydalarını zaten konuştuk. Daha böyle sürülmelik gibi olanları ya da balları buraya koydum. Kuruları öbür tarafa yerleştirdim. Kuru dediğim bakliyattır, pirinçtir, o tarz böyle nemlenmemesi, güneş görmemesi gereken şeyler. Aslında bunların da hani tabii ki görmemesi gerekiyor ama buradan çok görmüyor. Onları oraya yerleştirdim. Ve aslında burası da bayağı rahatladı. Artık aradığım her şeyi bulabiliyorum. Zaten etiket makinesi bitmişti ama hani pirinç nohut yazmama da çok gerek yok. Yani burada karıştırabileceğim şeyler var şimdi. Atıyorum şimdi bu kakao tozu ama nanikonito tozu da olabilirdi yani. Gerçi koklayınca bunu yakalardım ama her neyse iyi oldu yani. Etiket makinesinde etiketlerini alacağım. Burayı bitirdim şimdi. Artık devamı çok kolay. Bülent'in haryosunu şuraya koydum. Sevgilim şu gün var bir size şeye koyayım yoksa bunun kanalına koyayım şey mi? Kurularını oraya. Dünyanın dört bir yanından kahve taşıyor. Yani şu videonun altına ne kadar kahve bardağı bıraksanız o kadar haklısınız. Kahve videosu, kahve demleme videosu çekmesi için ben de kendisine çok rica ediyorum. Birkaç kez de siz söyleyin. Ben diyorum ama belki siz söyleyince daha etkili olur. Bunu Amerika'dan getirmiştik. Bu bize Dubai'den hediye geldi. Ama Londra'da da var değil mi bu kahveci Bülent? Hediye gelmesi daha kıymetli ama. Evet, her zaman hediye gelmesi ve bize gelecek en güzel hediyelerden. Bir de Bülent'in şu kıymetli, kafamı çarpmaz değil mi? Şeylerini nasıl koyuyor sevgilim? Şöyle arkasına mı koyayım? Hı hı. Şöyle ve böyle. Öf, çok güzel oldu var ya. Bak ve inanılmaz yer açıldı. Bu arada aynı şeyler vardı. Bir torba dolusu paket attım. Ve şu anda çok daha ferahladı burası. Aslında bu rafın geri kalanı o kadar da dağınık değil. Şimdi çok hızlıca toparlayacağız. Bir kitaplarımız çok dağılmıştı. Onları alacağım. Biz genelde okuduğumuz, sevdiğimiz romanları arkadaşlarımıza hediye etmeyi daha çok seviyoruz. Hediye etmediğimiz kitaplar mesela Siddhartha gibi ya da mesela işte kişisel gelişim kitapları hani böyle defalarca kez bakmak istediğimiz kitaplar varsa eğer ya da yemek kitapları onları tabii ki hediye etmiyoruz ama romanları genelde paylaşmayı daha çok seviyoruz. Şimdi yemek kitapları kesin burada dursun. Şurada. Bir gün de bu kitapları belki inceleriz beraber. Bu video düşündüğümden çok uzun bir video oldu arkadaşlar. İstiyordum ki her birisini detaylıca anlatayım ama bakışlardan da anladığım kadarıyla bu videoyu asla bitiremezdik öyle olursa. Belki yerleştikten sonra bir gün kitapları konuşuruz, bunları konuşuruz, hepsini yaparız. Lonely Planet'in şöyle Where to Go When diye bir kitabı var. Nereye ne zaman gitmeli? Çok eğlenceli bir kitap. Mesela şu anda biz Şubat ayının 3. haftasındayız. Şubat ayının 3. haftasında nereye gidilir diyor mesela. Sana alternatif veriyor. Sen de şey diye düşünmüyorsun. Hani bu mevsimde nereye gidilir diye düşünmüyorsun. Tabii ki kahve kitabı var. Ha bu arada şey de söylüyor. Mesela Norveç. Diyor ki Şubat'ın 3. haftası da gidilir. Ama mesela Mayıs'ta da şöyle olur. Şubat'ta da böyle olur. Gibi de gösteriyor sana. Şurada kitap niteliğinde ya da küçük bir kitapçık niteliğinde pasaportlarımız var. Kaç tane vardır? 7 tane pasaport var burada. Tabii ki eski pasaportlarımız var, evlenmeden önceki pasaportum var, içinde vize olan filanlar falanlar var. O yüzden bu kadar çok pasaportumuz var bu arada yani ne yapıyorsunuz bununla derseniz. Onları oraya koyma ya, yukarı koyma. Hemen şuraya geçiyorum. Burası zaten bu rafın hep en düzenli bölmesi. Niçin derseniz burada bizim çaylarımız var. Bunlar da yine dünyanın dört bir yanından toplanmış çaylar. Fakat biz bu evde çılgınlarcasına bununla şu anda bunu böyle taşıdık.
yüzüme bakmayın, bu bayağı ağır bir çaydanlık. Japon bir dükkandan almıştık. Bayağı ağır döküm bir çaydanlık ve içine yaptığın çay asla soğumuyor. Ve bilmiyorum neden sırtımızda taşıdığımız için mi, ekstra bir lezzetli oluyor. Bu çaylarda mesela rooibos vanilya var, kafeinsiz, işte Earl Grey var. Onun haricinde başka böyle mis kokulu, renkli renkli çaylar var. Ben Bülent'ten önce daha çok çaycıydım bu arada. Yani kahve zaten çok içmediğim için. Hani böyle çay ama 40 yılda bir böyle demlerdim. Şimdi her akşam bunları mutlaka demliyoruz ve böyle bir çay seansımız var. O yüzden burası çok düzenli. Bir de matcha setim var. Şöyle güzel bir matcham ve burada işte matchayı çırpmak için böyle geniş bir kase ve bunun böyle bir yani çırpıcısı var. Peki matcha nedir? Neden? Yani ben bunu içtim, denedim, toprak yedim gibi diyorsanız yalnız değilsiniz. İlk içtiğimde ben de aynı şekilde hissetmiştim. Oldu ki o müslüğün işine. Kesinlikle benim işim değil. Hayatta müslüğün var. Earthy deniyor. Böyle toprağımsı bir tadı var gerçekten çünkü çok yoğun. Yani normalde içtiğin yeşil çayın 100 katı, 700 katı pardon. Tanıdıkça seviyorsun diye. Evet, tanıdıkça seversiniz. Ya ben şu anda gerçekten çok seviyorum. Kafein oranı yüksek ama asla kahve gibi değil. Gün içinde sadece bir tane kahve. O da Bülent'in bana sabahleyin demlediği sabah kahvesi. Onun haricinde daha çok matcha ya da diğer çayları tercih ediyorum. Ama dediğim gibi burası çok düzenli bir bölme. 1, 2, 3, 4 hallettik. Aslında burası da nispeten düzenli bir bölme. Çünkü burada kameralarımız var. Bir de şurada... Ay, çok korktum bir anda. Şu görmüş olduğunuz bölmede. Burada kameralar var. Burayı benim anlatmam doğru olmaz. Bence burayı da Bülent'in anlatması lazım. Hatta bir gün neden olmasın, hiç kimse Elvin. Kameraları konuşuruz. Ya gerçekten hepsini bu videoya sığdırmayı istiyordum ama sığmadı, yetmedi yani. Bir gün bu kameraların ne olduğunu, neyi ne için kullandığımızı bence konuşalım. Bu tenis raketi de çok eski. Kaç yıllıktır bu Bülent? Vallahi bu raket 1960 olsa 70 yıllıktır işte. 60-70 yıllık tahta... 80 öncesi olduğu kesin. Evet. 60-70 yıllık ahşap bir raket var burada. Bunu da hem hatıra hem de bir dekorasyon öğesi olarak orada tutuyoruz. Tekrar geri koysam mı emin değilim. Evet, bunu Amerika'dan almıştık. Amerika'da ikinci el pazarından almıştık sizinle beraber. Burası da böyle. Aslında dediğim gibi burası nispeten düzenli bir bölme. Genel hatlarıyla aslında bu rafı toparlamış olduk. Çekmeceler vardı. Fakat çekmeceleri bu videoda toplamama kararı aldık şu anda hep beraber. Yoksa bu videoyu saatlerce izlemeniz gerekebilecekti. Belki o da başka bir videonun konusu olsun. Bence bu kısım, özellikle burada neler olduğu, neyi nerede kullandığım daha önemli. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı bilgiler içeriyordur. Eğer öyleyse hemen şu anda bu videoyu beğenerek bunu benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki ev düzenleme videosu ne olsun? Buraya bir anket mi yapalım ya da yorumları mı yazalım? Nasıl istiyorsanız. Siz hangisini seçerseniz ona göre devam edeceğiz ve her cumartesi saat 7'de yeni video yüklemeye devam edeceğiz. Ama siz kanala abone olup zili açarak bildirimlerden her zaman haberdar olabilirsiniz. İyi ki izlediniz. Çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.